أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Cenab-ı Hak bizi bu hizmetlerimizde muvaffak eylesin. Benlikten, nefsaniyetten, kibirden, gururdan muhafaza eylesin. Ve rızasından ayırmasın. Malum, cumartesi derslerimizde ahkam ayetleri noktasında yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu dönem inşallah bunların tamamını bitireceğiz. Sona doğru geliyoruz. Öyle tahmin ediyorum, geriye doğru derslerimizi takip eden talebelerimiz hangi ahkam ayetlerini okuduğumuzu, tefsir ettiğimizi görecekler. Bugün okuyacağımız ayetlerdeki muhteva kıblenin tahvili meselesi. Kıble ile ilgili Kur'an'ın ilahi beyanları. Asıl konu bu. Bunun için Bakara suresi 142'den itibaren iki sayfa inşallah okuyacağız. Tecvidiyle, tefsiriyle, kıraatiyle vesairesiyle. Peki hazır mıyız şimdi? Evet. Faruk Hoca'yı buraya çağıralım. Faruk Hoca bir harf talimi yaptırsın bize. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ebe. Ebe. Et. Et. Es. Es. Ege. Ege. Eh. 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 Ende. Ende. Ez. Ez. El. El. Ez. Es, 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 el, el, eto, eto, el, el, er, er, el, el, es, es, eto, eto, ek, ek, el, el, em, em, en, en, el. Ey, ey, ebbe, ebbe, ette, 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 ege, ege, ehe, ehe, echo, echo, edde, edde, ezze, ezze, erro, erro, ezze, ezze, esse, esse, eşe, eşe, esso, esso, elvo, elvo, etto, etto, elvo, elvo, erre, erre, elvo, elvo, efe, efe, etto, etto, ekke, ekke, elle, elle, emme, emme, enne, enne, evve, evve, ehe, ehe, eyye, eyye. Faruk Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Gayet güzel. Peki, arkanıza yaslanın. Tecvid tahlilimize devam edelim. Ondan sonra kıraata başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Seyekulü meddi tabi'i.
Es-su, lam-ı tarifin idgamı. Hâ-ı, meddi muttasıl. Minen, lam-ı tarifin idgamı. Ne, meddi tabii. Me, meddi tabii. Velle, idgam misseyin. Bilâhunne. La, meddi tabii. Hüm'e, ızhar-ı şefevi. An-kı, ihfa. Gıybı, galgale. Elle, teşdit bilâhunne. Ti, meddi tabii. Ke, meddi tabii. Nu, meddi tabii. Aleyha, meddi tabii. Kulli, idgam misseyin bilâhunne. Lillahi, teşdit bilâhunne. Meddi tabii, lafzatullahın lamı ince. Elme, lam-ı tarifin izharı. Meşri, hükmurra ince. Velme, lam-ı tarifin izharı. Ri, hükmurra ince. Ribı, galgale. Yehdi, meddi tabii. Menye, idgam ma'lunne. Yeşâ'ı, meddi muttasıl. İle, meddi tabii. Sıra, hükmurra kalın, meddi tabii. Kıymı, idgam ma'lunne. Müstakim, meddi arız. Kâfi. Kelime kıraatiyle başlayalım. Tekrar hatırlatıyorum. Sesinizi çıkarın yüksek bir sesle, tempolu ve gayet uyumlu bir şekilde. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Evet. Yehdi men yeşâ'u ilâ sırâtin müstakîm.
eğitim görmüş insanlar, bu işin terbiyesini, talimini almışlar, belli oluyor. Dolayısıyla bu yıllara uzanan çalışmaların bir mahsulü. 3 günlük, 5 günlük, 1 aylık, 3 aylık, 1 yıllık değil. Devam edeceğiz inşallah daha iyiye ulaşmak için. Gayet güzel, hiç bozmadan. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ أُمَّةً وَسَطًا Dikkat ediyor musunuz? Okurken ders usulü olduğu için tahkik seyriyle vakıf yaptığımız yerler keyfi değil. Yine bir şeye riayet ettiğimizi Arapça bilgileriyle takip edenler anlayacaklar. Keyfi değil. Ders usulü ha bak. Demek ki mesela ve kezalike'den başladık. Aleyküm şehidaya kadar nefes gücümüz varsa getirmek en güzelidir. Nefes gücümüz yoksa nerede durabiliriz? Onlara işaret ederek duruyoruz ve ders usulü olduğu için artık geriye gitmiyoruz. Bıraktığımız yerden ondan sonra gelen kelimeden alıyoruz. Böyle keyfi bir vakıf söz konusu değil. Ona da dikkat edin. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ Yeah.
Okuyuşumuzu devam ettireceğiz. Biraz Fatih Hoca ile sonra daha diğer hocalarımızla bir ayet Fatih okusun. Üzere gayet güzel elhamdülillah bir ayet. O
Ve le in eteytellezine utul kitabe bi kulli ayah. Okuyacağımız yerde aslında hiç bölmeden okumamız lazım ayetin sonuna kadar. Ama talim olduğu için biz böleceğiz. Ve le in tebe'te ve الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Bir daha alayım hocam. Evet. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ Yeah.
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق من ربك فلا
تَخْشَوْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ topluca okuyacağımız son bölüm o iki ayeti bir ayeti beraber okuyalım. Ondan sonra hocalarımızı dinleyelim. İyi gidiyoruz değil mi? Evet. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kema ersalna fi alsaydık daha güzel olurdu. Yanıldık. Bismillah. Kemâ ersalnâ fîkum rasûlen minkum. Evet. Kemâ
elhamdülillah diyelim önce. Allahu Ekber diyelim inşallah. Evet, dersimizin muhtevasını çerçeveleyen ayetleri bitirdik. Şimdi okumalar ferdi olarak devam edecek ama dersimizin bir karesinde de kısa bir tefsirimiz var. Tekrar birinci sayfaya dönelim. Dikkatle dinleyelim. Kıble, kıblenin evveliyatı ve tahvili. Kabe-i Muazzama malum olan ki odur ki Hazreti İbrahim döneminden itibaren kıblenin aslıdır. O gün temeli atılmış ve kıble olarak günümüze kadar gelmiştir. Mekke döneminde Hazreti Peygamber'in hangi tarafa, kıbleye yönelmek suretiyle namazını eda ettiğiyle ilgili farklı rivayetler var. Mekke dönemindeki rivayetler farklı. Bir, Allah Resulü yaklaşık 10 yıl Mekke'de Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmıştır. İki, Allah Resulü önce Kabe'ye, sonra Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya doğru. Üç, Allah Resulü Mekke'yi, Kabe'yi önüne alarak Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya doğru namazını eda etmiştir. Üç rivayet. Detaylar bizim işimiz değil. Medine dönemi böyle değil. Yaklaşık 16 ay Medine'de Allah Resulü yine Mescid-i Aksa'ya doğru ibadetini yani kıblesini o tarafa yöneltmek suretiyle eda etmiş. Fakat her daim namazlarında içinden bir dua ile zaman zaman göğe, semaya bakarak Allah'tan kıblenin tahvilini, gönlünün Mekke'den, Kabe'den yana olduğunu ifade buyurmuş. Lisan-ı haliyle, Cenab-ı Hakk'a aşina, mutlak bilgisiyle. Sayfanın ortasındaki ayetler bu ifadelerimi Cenab-ı Hak açıkça beyan ediyor. Bakınız, Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ نَرَى اِلَى آخِرِ الْآيَةِ Sen sık sık yüzünü semaya doğru çevirip duruyorsun ve biz de bunu görüyoruz. Biz seni mutlaka hoşnut edeceğiz. Merak etme. Senin dilediğini sana vereceğiz demek. Hoşnut olacağın bir kıbleye seni yönlendireceğiz ifadesinden sonra işte kıble ile ilgili nihai emir ve açıklama beyan geliyor. Ne geliyor? Fevelli vecheke şatral mescidil haram. Ey Muhammed artık yüzünü mescidi harama çevir. Kabe'ye yönel. Ardından وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ Ey inananlar, haydi bakalım siz de, önce peygamber sonra siz de artık bundan böyle nerede olursanız olun yüzünüzü namazda Kabe'ye çevirin. Emir ferman geldi. Bundan sonrakiler artık bitti. Bitti. Daha önce Kudüs'e doğru namaz kılarken Mescid-i Aksa'ya Mekke ve Medine'de özellikle Medine'de olan üç inanç grubu ağırlıklı olanlar Yahudiler, münafıklar ve müşrikler. Başladılar konuşmaya.
Kur'an ifadesiyle saçmalamaya başladılar. Beyinsizler dedi ya, seyekulü süfehe. Beyinsiz diyor. Beyinsizler saçmalamaya başladılar. Ne dediler? Daha önce bizim kıblemize doğru idi, kıblesini değiştirdi. Eğer devam etseydi bizim kıblemize namaz kılmaya, belki biz ona tabi olur, belki onun doğru yolda olduğuna inanırdık. Böyle. Münafıklar, işte daha önce Kabe Mekke'den geldiği için orayı özledi, yurdunu özledi. Bu sefer bu kıbleyi terk edip Kabe'ye yöneldi. Böyle bir dedikodu, böyle bir anlayış veya düşünce içerisine girdiler. Tabii hedefte Hazreti Peygamber ve Müslümanlarla istihza var. Diğerleri herkes bir şeyler söylemeye başladı. Bakın ne diyor? Seyekulü süfehe. Bir kısım beyinsizler. Onları şimdiye kadar yöneldikleri kıbleden vazgeçiren nedir? İşin mahiyetini bilmedikleri için. Saflar değişiyor. Müslüman saflar, Müslüman olmayan saflar. En önemli sembol kıble. Hem bir disiplin, hem bir ilahi merkezden, tabirinin değilse Cenab-ı Hakk'ın nazar-ı ilahisinin tecelli ettiği, oraya ayrıca ayrı bir fazilet yüklediği merkeze yönelmek suretiyle müminlerin safları, namazları, yönelişleri, kıblesi belli oldu. Şimdi tabii ehli kitap her zaman, her konuda Hazreti Peygamber'e muhalefeti bir şiar edinmiş. Ama Kur'an onlara kesin cevabını beyan etmiş. Kitaplarımızda şu bilgiler var. Kıblenin tahvili nasıl oldu? Yine bununla ilgili kaynaklarda rivayetler. Bir, öğlen veya ikindi namazında Allah Resulü namaz kıldırırken ilk iki rekat Mescid-i Aksa'ya, ayet namaz içinde gelen vahiy sebebiyle ise son iki rekat nereye? Kabe'ye. Böyle bir rivayet var. Öğlen veya ikindi. Ama öğlen rivayetleri daha ağırlıklı, daha sağlıklı. Mescid-i Nebevi'de mi yoksa Beni Selim'e denilen mescitte mi bu tahakkuk etti? İkinci şık daha sağlam ifade ediliyor ki Kıbleteyn Mescid. Mescid-i Kıbleteyn ifadesi ismi de bu sebeple. Yani Allah Resulü namazda gelen emre uyarak yönünü Kudüs'ten Kabe'ye, Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a, Kabe'ye yönetmiştir. Ve müminler de buna imtisal etmişlerdir. Bu konuda rivayetlere bakılabilir. Fakat daha mühim olan emre imtisal namazda ve kesin olarak bir daha dönmemek üzere. Demek ki Bakara suresinin 142 ile başlayan devam eden ayetlerinde bu konu, kıblenin tahviline dair ahkam sarih bir şekilde bize ifade edilmektedir. İkinci ayetlere şöyle bir göz atalım. Arkadaşlar, hocalarınızın okuduğu ayetlere dikkatimizi çeken, altını çizmemiz gereken. وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ. Asıl altı çizilmesi gereken ayeti kerime bu. Hepsi mühim tabii. Her milletin yöneldiği bir kıblesi vardır. Müslümanın kıblesi Kabe'dir. Bitti. Birinci mana bu. Yukarıyla bağlantılı kullanılan kelimeler nedir o? Vicihe. Nedir o? Tevliye. Müvellihe. Her Müslümanın
her ümmetin bir kıblesi vardır. Müslümanın kıblesi nedir? Kâbe'dir. Ayete ikinci derecede bir mana ile yaklaşalım. Her insanın, her toplumun bir gayesi vardır. Ki o gayeye yönelmiştir, yönelmelidir. Şimdi bize getirelim meseleyi. Bizim hedefimizde birebir veya topluca, bizim hedefimizde de Hazreti Kur'an ile bütünleşmek vardır. Bu bütünleşmeye giden yolda önemli bir basamaktır. Hiçbirimiz 10 yıl gidelim de Kur'an'ı çok güzel okuyalım diye buraya gelmiyoruz. Hiçbirimiz gidelim de Kur'an'ı en güzel şekilde öğretelim, okutalım diye hayır. Bak burada yanılırız. Kur'an ile bütünleşmeye, Kur'an'ı iç dünyamıza ve çevremize taşımaya, onun için bu çalışmaları yapıyoruz. Hazreti Peygamber'in kurrası vardı. Kurra ismiyle meşhur idi. Bunlar sadece böyle az önce okuduğumuz gibi, okumaya çalıştığımız gibi okumakla kurra vasfını elde etmemişler. Kur'an ne diyor? Kur'an ne demek istiyor? Murad-ı ilahi nedir? Ben bugün Kur'an'ı nasıl anlamalıyım? Anlamanın vasıtaları nelerdir? İki satırlık meal okumak mıdır? Hayır. İki tefsire bakmak mıdır? Hayır. Bu vatandaşlarımızın işidir. Sokaktaki insanın işidir. Merak eder, iki satır öğrenir. Ama biz Kur'an ile bütünleşmek. Bir, önce okumak. Vahyi okumak. Vahyi nasıl okumak icap ediyorsa Kur'an'dan öğrenerek. İki, vahyin ahkamını anlayabilmek. Çünkü vahiy insana gelmiş. Eşyaya değil, doğrudan insana ve aklını kullanan insana. Üç, vahiy insanı ne hale getirmiş, nasıl inşa etmiş? Kur'an'ı biz bu üç aşamada anlamak üzere, onunla bütünleşmek üzere, yani iyi insan, iyi Müslüman, güzel insan olmaya doğru adım atmak için bu çalışmaları yapıyoruz. İkincisi ve üçüncüsünden haberimiz yok, fakat sadece harflerle uğraşırsak 60 senemiz böyle geçerse, açıkça ifade ediyorum, beyhude olur. Allah muhafaza. Beyhude. Kur'an'ın ahkamından haberi yok ama elini kulağına atıp ciyak ciyak bağırıyor. Allah muhafaza. Kurra'yı Allah Resulü çok severdi. Bakın hatırıma geldi notlarımdan. Kurra. Bu eğitimin önemine işaret ama az önceki yollardan geçerek. Kurra'yı Allah Resulü gözünün nuru ışığı gibi korumaya çalışır. Onları canı gibi severdi. Örneği söyleyeyim ben size. Duymuşsunuzdur. Bir maune değil mi? Hatırladınız mı? İslam tarihinde en büyük katliamlardan birisi. Bir maune. Heyetler geliyor. 3-5 kişi, 10 kişi neyse. Allah Resulüne Müslüman olduklarını iddia ediyorlar. Aldatıyorlar ama. Kandırıyorlar tabirlerindeyiz. Allah Resulü de tabii Müslüman. İnanıyor. Ama diyorlar ki biz Müslüman olduğumuz için bizim etrafımızdaki eş, dost, aile, işte, kabile neyse bize zulmediyorlar. Bizi bunlardan kurtarın. Allah Resulü inanıyor tabii. Ve ashabtan 70'e yakın, 70 kişi yaklaşık onlara emir veriyor. Onları o heyetle beraber gönderiyor. Ama bu gidenler kimler biliyor musunuz? Ashabın kurrası. Kur'an'ı Allah-u Alem en güzel okuyan, anlayan ve Kur'an hizmetini beldelerde yaygın yayan, intişar ettiren insanlar. Hazreti Peygamber'in böyle gözü gibi kolladığı insanlar. Bunlar Kur'an, yürüyen Kur'anlar. Ve ne yazık ki o insanlar, o heyet aldatıp bu 70 kişiyi katlediyorlar. Ve tarihi bir hadisedir. Allah Resulüne haber ulaşınca rahmet peygamberi onlara lanet ediyor.
ve bir ay beddua ediyor. O katiller aleyhine bir ay beddua ediyor. Artık neler söylüyor bilemiyoruz. Rivayetlerde bir ay. Allah Resulü beddua eder mi? Haşa. Ama o kadar dokunmuş kendisine bu hadise. Kurra'ya olan ilgisi, muhabbeti sebebiyle. Şimdi gelelim dersimize. O kurra'dan olabilmek. Hedefimiz de o olmalı inşallah. Kıraatiyle, manasıyla ve şekil ile, yani bize yansıyan haliyle, yürüyüşümüz, oturuşumuz, kalkışımız, hocalarımızla münasebetimiz, büyüklerle münasebetimiz, aramızdaki münasebetler, düzgün, doğru olmak, neyse, böyle bu adam Kur'an gibi, yürüyen Kur'an, her haliyle Kur'an. İşte bu nihai amaca ulaşabilmişsek çalışmalarımızda başarılıyız. Yoksa heyhat. Heyhat, heyhat. Allah muhafaza eylesin. Evet, bu kısa tefsirimize de nokta koyduktan sonra şimdi bu iki sayfadaki ayetlerin kıble ile ilgili olduğunu anladık. Artık diğerlerine siz kendiniz bakacaksınız. Ha, وَلِكُلِّنْ وِجْهَ çok mühim. Bize diyor ki ben kendim için şunu alıyorum. Bu ayeti kendime inmiş kabul ediyorum. Bir gayen olsun. O gayeye ulaşmak için can hıraş, bütün gücünle çalış ve hayri hizmetleri yakala. Hayır hizmetlerinin peşinde ol ve rakiplerinle yarış. Hayır hizmetlerinle yarış. İnfakta yarış. İlimde yarış, sanatta yarış, mesleğinde yarış. Bakın, festebiku el hayrat. Hayırlarda yarışın. O halde biz en iyi okumaya, en iyi okutmaya, en iyi temsil etmeye, bu hayrı yaymaya çalışmak bizim için bu ayete göre hedeftir. Festebikul hayrat. Peki ayetin bir öncesi, sonrası? Nerede olursanız olun Allah sizi toplayacaktır. Doğru. Bu birincil anlamı. İkincil anlamı ne yaparsanız yapın Allah karşınıza getirecektir. Bunları Allah görüyor. Değil mi? Amenna. Kamerasıyla tespit ediyor. Bu hizmetin yapıldığını Cenab-ı Hak melekleriyle bize, melekleri şahit olarak tutmuş ve onlar bu ikrarı esirgemeyecekler inşallah. Dolayısıyla ne yaparsanız yapın, az okutursanız az okutmuş olarak, çok yayarsanız çok, iyi niyetle gelirseniz iyi niyetle, hangi niyetle gelip gidiyorsanız Allah onu karşınıza çıkaracaktır. Şöhret olmak için yaparsanız orada diyecekler ki sen oraya şöhret olmak için gittin. Aha da defterin, işte defterin, amel defterin. Ama sen oraya benim kelamımı geniş halk kitlelerine, Müslümanlara yaymak, öğretmek için gittin. İşte amel defterin, işte yaptıkların. Diyoruz ve burada noktalıyoruz. Evet, birer ayet şöyle tadımlık diyelim. Birer ayet, mikrofon kimde? Evet, Mustafa Cingöz nerede? Evet, böyle birer ayet okuyalım. Sade okuyoruz. يا أيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
bir ayet. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ ما بيناه للناس في الكتاب
şayet. İllellezine tabu ve eslahu ve beyyenu fe ulaike etubu aleyhim ve emettev Bye.
إذ تبرأ الذين
الذين آمنوا كلوا
قل هو الله أحد قل
يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر oturuyoruz الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة ويدخلكم
رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن إلهي okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azimüşşan'dan hasıl olan ecir ve sevabı evvelen bizzat hulasa-i mevcudat ekmelü tehiyyat. İki cihan güneşi Seyyidina Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek ruhlarına acizane, fakirane fakat halisane ihda eyledik, vasıl eyle. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselamdan peygamberimize kadar her ne kadar evliya, izam ve rusul-i kiram aleyhissalatü vesselam gelmiş geçmişse cümlesinin ruhlarına ihda ediyoruz vasıl eyle. Hasaten hasıl olan ecir ve sevabı buraya teşrif etmiş bulunan bütün başta hocalarımız, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, misafirlerimizin, ekranları başında bizleri dinleyen, izleyen kardeşlerimizin bütün geçmişlerin ruhlarına ihda ediyoruz, hediye ediyoruz vasıl eyle. Ya İlahe'l Alemin ve Erhamer Rahimin. Bu hizmeti Kur'an'a maddi manevi destek bulunan, destekte bulunan, her türlü katkıyı veren başta hocamızın ve buraya maddi anlamda katkı veren bütün kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz vasıl eyle. Bizleri Kur'an'ın şefaatine nail eyle. Elfaz boyutuyla güzel okumayı, ahkam boyutuyla anlamayı,
ahlak boyutuyla da yaşamayı cümlemize nasip eyle. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Bütün geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Önümüzdeki iki hafta dersimiz yoktur. Nasip olursa inşallah 21 Nisan'da tekrar derslerimiz başlayacaktır.